Evet, herkese merhaba. Bugün Türkü ile birlikte Rastgele'nin 63. programını yapıyoruz. Ve matematik bölümlerinde neler öğretildiğinden konuşmak istiyorum. Çünkü bu sınavların sonuçları açıklanacak ve tercih zamanı yaklaşıyor. En azından benim eksik olduğunu gördüğüm bir konu bu. Herkes matematik okursam sonrasında ne iş yaparım diye soruyor ama o 4 sene boyunca başıma neler gelecek, neler yaşayacağım, neler öğreneceğim bu soru çok daha az soruluyor. Bugün biraz matematik bölümlerinde ne gibi konulardan müfredat nelerden oluşuyor bundan konuşmak istiyoruz. Ama onun dışında tek tek derslerin konuları değil de genel olarak bir matematik eğitimini tamamladığınızda sizde geriye ne kalıyor? Buna da değinmek istiyoruz. Ve tabii ki kendi tecrübelerimizden yola çıkarak anlatacağız. Yani ve herkesin farklı tecrübesi oluyor gittiği okula göre. Bu gittiğiniz okuldan okula da değişiyor. Mesela Türkü sen Bilgi'de okumuştun. Evet. Senin benimkinden çok daha farklı bir tecrüben var muhtemelen. Sen başlamak ister misin? Ne gibi dersler gördünüz? Yani ne gibi dersler gördük? Birçok ders gördük aslında. Ama temel olarak birinci sınıfta kümeler teorisi ve analizle başladık. Sonra ardından cebir takip etti. Bu arada cebir deyince böyle cebir geniş bir tarif olabilir. İşte grup teorisi olsun, halkalar teorisi olsun, cisim teorisi olsun ve diğerleri. Aslında biraz bu anlamda matematik köyüne katılan arkadaşlarımız böyle bir fikri olabilir. Cebirsel konularda Ali Nesin'in ne tip dersleri takip ettiği. Aslında Ali Nesin dedim, şunu da belirtmekte fayda var. Belki Ali Nesin Bilgi Üniversitesi'nde, değil mi? Fakülte üyesi kendisi. Ve ağırlıklı cebir derslerimizi ondan alıyorduk. Analiz ve o konudaki derslerimizi Selçuk Demir'den alıyorduk o dönem. Evet, daha sonra ölçüm teorisi, yine manifoldlarla ilgili bir dersimiz vardı. Böyle manifoldlarda kalkülüs gibi bir dersimiz. Temsiller teorisi. Evet ama yani bu isimler ama mesela liseyi bitiren birisine çok bir şey ifade etmeyebilir belki. Çünkü Aynen öyle. ben de o dersleri alana kadar neyle ilgili olduklarını bilmiyordum. Asla. Yani özellikle benim mesela spesifik benim durumumda sana da öncesinde biraz buluştuk, konuştuk, bahsetmiştim. Lise döneminde benim girdiğim üniversite giriş sınavı birçok matematik konusunu sormuyordu. Dolayısıyla şey gibi bir algı vardı. O zaman onları işlemiyoruz. Zaten lisenin son dönemi öyle bir hep beraber hipnoz olmuş gibi bir doktordan hani rapor alıp gitmedik okula filan. İşte dershanelere gidiliyordu. Kimilerimiz sosyalleşmek için gidiyordu. Kimilerimiz sınav için gidiyordu filan. Öyle bir şey, öyle bir olaylar silsilesi. Öyle olunca hani bırak nasıl bir eğitimden geçtiğimi, doğru dürüst bir eğitimden de geçmemiştim aslına bakılırsa. Yani öyle mesela sana ondan bahsettim. Türev, integral bu tarz konuları lisede görsen iyi olur diyebileceğimiz konulardan kesinlikle A'sını, B'sini, C'sini görmedik. Dolayısıyla hani aslına bakılırsa matematikle ilgili hiçbir şey ben şahsen anlamıyormuşum. Onu sonra anladım. Ama şunu da söylemek istiyorum. İyi kötü böyle bir kafamda bir şeyler oluşuyordu. Matematik Dünyası dergisi sayesinde evimize giriyordu. Öyle bir şansım vardı. Hani bir böyle en azından şey vardı yani böyle bir ya burada yazılanlar benim gördüğüme çok da benzemiyor sanki gibi bir en azından algı vardı. Bu arada şey de söylemek isterim. İlk derslerimizden biriydi. Annesi şey demişti. Evet, bugüne kadar her şey, öğrendiğiniz her şeyi unutun gibi bir cümlesini hatırlıyorum.
her şeyi yeniden inşa edeceğiz. Yani öyle bir durum. Çok dağılmayayım. Belki sen biraz bahset nasıl bir eğitimden geçtiğini, liseden belki başlayarak. Yani benim için de çok farklı değildi. Yani liselerde zaten ortak konular işliyoruz. Ve sürekli birbirinin üzerine inşa edilen konular hatırlıyorum. 9. sınıfta mantıkla başlamıştık aslında. İşte sonrasında belki denklemler, işte diziler, fonksiyonlar, işte süreklilik, grafiğini çizme, onların limitleri, türevi, integrali böyle üst üste inşa edilen bir sistemdi. Ve hani insanın kafasında belki şey canlanabilir. Üniversiteye gidince bunların üzerine inşa etmeye devam edeceğim. Hani integralden sonraki konu neyse onu görmeye başlayacağım falan. Yani benim için ya bunun böyle hiç mi hiç böyle olmadığını gördüm. Biraz senin sesini almakta güçlük çekiyorum ara ara. De belki bağlantı ile ilgilidir Türk'üm. Benim Tamam. kontrol ediyorum, mikrofon seviyemde bir sorun yok gibi. Bir de böyle olunca ben bir şey deyince o problem gidiyor, geçiyor bir süre. Sonra ara ara belki ben bir laf ederim, sonra sen bir süre konuşursun. Tamam, bunun kaynağını bulamıyorum şu anda. Evet. Yani şunu söylüyordum. Üniversiteye gidince tamam işte türev ve integralden sonraki konuları göreceğim artık gibi olmadığını fark ettim. Matematik inşa eder, üst üste koya koya inşa ederek ilerliyor bir yere kadar. Ama bir yerden sonra bambaşka yönlerde dallara ayrılıyor benim gözümde. Örneğin işte soyut cebir diye bir tane ders var. O konuda da sorular da geldi. Niye bu ders bu kadar zor oluyor diye. O dersi öğrenmek için fonksiyonlarla ilgili pek bir şey bilmenize gerek yok. Reel sayılarla ilgili bir şey bilmenize gerek yok. Limitle, türevle ilgili hiçbir şey bilmenize gerek yok. Ya da belki benzer bir deneyim. İşte lisede böyle konuları görürken bir yandan geometri dersi oluyordu. Geometri dersinde bambaşka araçlar kullanarak yapıyoruz. Geometri dersinde. Bambaşka araçlar kullanarak yapıyoruz geometriyi. Yani yine bir fonksiyonun limitini alayım, bir şeyini alayım falan değil. Yani işte açılar birbirini tutuyor mu? Bunların toplamı şu olmalı falan. Lisansta da o kadar farklı dalları oluyor ki matematiğin. Artık üst üste binme bir yerde bitiyor gibi geliyor bana. Sadece bütün hepsinin temelinde yatan yani mantık ve kümeler kuramı var aslında. Ve benim gittiğim okulda kümeler kuramı dersi yoktu. Ben Galatasaray Üniversitesi'nde okudum. Bu konuyu yazın matematik köyünde Ali Nesin'den dinleyerek de öğrendim. Ya bu bakımdan az sonra da değiniriz. Gittiğiniz okula göre birazcık değişebiliyor hangi derslerin anlatıldığı. Çünkü hani o konuyu bilen hocaların o bölümde olması lazım. Ne kadar çok öğretim üyesi varsa, ne kadar çok alanda çalışıyorsa o Çok kadar çok evet. ders alabiliyorsunuz. Bu anlamda tabii bizim sorumuz daha çok ne öğreniliyor ama yeri gelmişken de aslında biraz şey de olmuyor mu? Öğrenciye de bir iş düşüyor aslında. Belki de alternatif dersler aramak gibi olabilir. Zaten Türkiye'de matematik köyü gibi bir oluşum var. Onun dışında şey bile olabilir, değil mi? Başka üniversitelerde açılan dersler hakkında bilgi edinip belki kendi üniversitende yoksa öyle bir ders. Tabii ki bunu ben başka üniversitelerin bulunduğu şehirler düşünerek söylüyorum. Ya da şimdi her şey aslında online uzaktan oldu. Bu anlamda da birçok derslere ulaşılabiliyor farklı farklı alanlarda konularla ilgili birçok seviyede anlatıya bulabiliriz. Evet. Ben ama şey diye düşündüm. Bir ara sen çok da aslında belki grup teorisiyle fonksiyon bağdaşmaması ya da reel sayılarla ilgili bir ifadede bulundun. Ama aslında bir an şey gibi bir heyecanlandım. Yani belki direkt bir bağ olmamakla birlikte hani bu tarz kavramlar bir araya gelip bazen grup yapıları oluşturabiliyor ya. Bunun da aslında grup demeden o grup bunun ne özellikleri varsa ona işaret ederek aslında öğrenciler liseden başlayarak biraz bu tarz kavramlara yani
tabii ki matematik okuyanlardan da bağımsız. Genel olarak hani gönül ister ki eğitim böyle bir anlayışı da barındırsa. Öyle yani, öyle bir içimden bir yorum yapmak geldi. Yani bu konuda birazcık deneyimim var aslında. Hani kimi derslerin ilk giriş dersini yaparken üniversitede o konuyu hiç bilmeyen kişilere hitap ederek anlatıyorsun tabii ki. Ve bu kişilerin üniversite ikinci sınıfta olmasıyla lise üçüncü sınıfta olması o kadar büyük bir fark yaratmıyor. Yani tabii ki üniversite ikinci sınıftakiler biraz daha deneyimliler. Ama lise öğrencileri de anlatıldığı zaman anlayabiliyorlar bu konuları. Ki matematik köyünde de böyle işliyor zaten. Ve bu da lisedeki öğrencilerin daha çok kafasında biraz engel oluşturuyor olabilir. Yani ben şu anda 10. sınıfım, 11. sınıf konularını bilmiyorum, onlara seneye bakayım gibi şeyler olabiliyor. Ya da bir öğrenci şunu sormuştu. Ben mesela kalkulüs öğrenmek istiyorum. Bunu nereden öğrenebilirim? Yani bunun o kadar klasik bir konu ki. Çok güzel yazılmış kitapları var. Dünyaca ünlü kitapların Türkçe'ye çevrilmiş versiyonları da var. Bu kitapları alıp okumaya başlamak lazım. Ama bu öğrencinin çekincesi şuydu. Ben bu konuyu hiç bilmiyorsam gidip açıp o kitaptan öğrenebilir miyim? Yani belki bu da lisedeki matematik kitapları ile ilgili bir problemi işaret ediyordur, Evet, bir bilmiyorum. korku. Onun altını çiziyorsun. Yani kitap öğrenme kaynağı olarak çok kullanılmıyor. Lisede en azından. Yani şey bu, yani hakikaten genel olarak sadece bu bölümde değil, bir arkadaşımla sohbetimiz de geçmişti. Yine mesela mimarlıktaki bir arkadaşımla olan konuşmamda. O da mesela küçük sınıflarda bu işte proje yapılması vesaire gibi konularda şeyden bahsetmişti. Yani öğrenciler çok fazla ne yapacaklarını duyma gereği içerisinde olabiliyorlar. Yani bir şekilde çok böyle temiz bir biçimde her aşamanın, şimdi işte bu kitabı alacağız, bu kitabın ilk sayfasındaki şu işte şu konuları okuyup işte bunun bu alıştırmalarını yapacağız gibi, hani biraz daha kendi inisiyatif alıp bir şeyi öğrenmek nasılla ilgili mi bir dert acaba, bilmiyorum. Şu an böyle biraz speküle ediyorum. Bu arada bu Ama bence şu kesin, an bu kesinlikle bence üniversitede insanın öğrendiği bir şey. Yani bir konu olarak işlenmiyor ama bütün üniversite hayatındaki eğitim felsefesini değiştiği için liseye göre işte derse gitmek mecburiyeti olmayabiliyor. umuyoruz ki öğreniliyor. Yani bilmiyorum bu arada, hani bizim bulunduğumuz ortamlarda bence öğreniliyor ama hani bir yandan da, ama öğrenilmesi beklenilen bir şey diyebilirim ben biraz daha çok aslında. Dürüst Yani olmak evet. gerekirse. Ya bir de lisede belki sadece derste verileni alarak başarılı olmak mümkün. Bana üniversitede bu çok yetersiz geliyor. Ders saatlerinde bir şeyler anlatılıyor tabii ki. Ve onun dışında verilen alıştırmaları yapmak için sen saatlerini harcıyorsun. Ama hala kafanı takıp merak edip başka kaynaklara gitmiyorsan, ya hocam bunu dediniz ama şundan hiç bahsetmediniz diye ekstra bir şey talep etmiyorsan kendi eğitimini bayağı sınırlamış oluyorsun. Yani üniversitede verilen minimum eğitim seviyesi bu bakımdan yeterli değil, insanları çok geride dezavantajlı bırakıyor diye düşünüyorum. Bu bir de az önce matematiğin temellerine dair bir şeyler öğretilmeli demiştim. Bunu ilk defa üniversitede görüyoruz aslında. Lisede mantık konusu var ama bu kadar ayrıntılı işlendiğini ben hiç hatırlamıyorum. İspat yapmak matematikte hani adım atmak demek. Yürümeye başlamak için ispat yapmak nedir bunu bilmeniz lazım. Çünkü doğru cümleler kurmanız gerekecek. Doğru iddialarda bulunmanız gerekecek. Ya da bulunduğunuz iddianın doğruluğunu kontrol etmeniz gerekecek. Ve burada şey birazcık önemini kaybediyor. Konunun ne kadar ileri, ne kadar karmaşık olduğu, işte üç katlı integral bilmem ne, onlara hiç gerek yok. Yani iki tane sayıyı toplamakla ilgili, çarpmakla ilgili bir ispat bile kendi başına çok zor bambaşka bir probleme dönüşüyor. Çünkü söylediğin şeyin doğruluğunu kontrol edebilmek, bunu güzel bir şekilde yazabilmek, lise eğitiminde yeri yok bunun. Üniversitelerde de kimi bölümlerde yok böyle dersler. Kimi bölümler gider gitmez matematiksel işte ispat yöntemlerine giriş, matematikteki temel yapılara giriş gibi dersler sunuyorlar.
Eğer bir şekilde matematik bölümüne gitmeyi düşünenler varsa açıp da o bölümün programları belli hepsi üniversitelerin sitesinde. Bakabilirler böyle bir hazırlık dersi var mı? Evet. Peki o dersler hakkında zaman zaman ben doğrusu biraz zorluk çekiyorum. O yüzden araya evet diyorum. Çünkü evet deyince düzeliyor bir süre en azından. Şeyi merak ettim. Bu bahsettiğin iki ders vardı. Temel, matematiğin temelleri değil mi? Matematiksel yapılara giriş gibi bir ders olabiliyor. Bunun belki günümüzde hani modern terminolojide daha çok kombinatorik yapılara giriş gibi. Ya da lisans hayatı boyunca matematik derslerinde uğraşacağınız nesnelerin işte tanımları, örnekleri gibi biraz aşinalık Biraz böyle kazansın. soğuk suya girmeden yavaş yavaş ayakları alıştırmaca işte falan gibi bir şey mi belki de. Evet. Ve yani bu ispat yapmak çok önemli bir mesele haline geliyor. Geçenlerdeki bir yayında sanırım Özlem Salehi söylemişti. Ben ikinci sınıfta mantık dersi alana kadar birinci sınıfta ne yaptığımızı anlamamışım demişti. Yani ikinci sınıftaki mantık dersini alınca ha demek biz o yüzden böyle yapmaya çalışıyormuşuz, bunu göstermeye çalışıyormuşuz diye. Yani bence matematik bölümündeki en temel eğitim bu. Matematiksel olarak doğru bir şey söyleyebilir misin? Ya da bir şey söylediğinde doğruluğunu nasıl kontrol edersin? Yani Evet. Burada şey tabii ki önemli rol oynuyor diye düşünüyorum. İletişim. Aslında biraz ondan da bahsettik değinmek istediğimizden. Yani belki böyle bu anlamda gerçekten hani işte aynı dersi aldığın kişilerle ya da bölümdeki akranlarla olan iletişim, sorular üzerinde beraber düşünmenin bu sürece katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki biraz kişiden kişiye de göre değişen bir şey bu muhakkak. Kimi insanda belki biraz daha bunu kendi başına üzerinden gelmeyi hedefleyebilir ya da bir şekilde öyle bir çalışma stili benimsemiş olabilir ama benim gözlemlerim, deneyimlerim biraz bu anlamda iletişimin önemli olduğunu, matematik konuşmanın önemli olduğunu söylüyor bana. Evet. Yani evet, üniversitedeki en önemli kaynaklar tabii ki hocanız ve kitaplarınız ama onun dışında Evet. birlikte okuduğunuz, çalıştığınız arkadaşlarınız. Zaten şu anda o büyük bir sıkıntıyı doğurdu. İnsanlar aynı mekanda bulunamıyorlar artık. Ama Ne yazık öğrenciler ki. yine de kendi aralarında böyle kanallar oluşturup çalışıyorlar diye biliyorum. Çok güzel. Şimdi bu başka ne gibi konularda dersler var ona birazcık dönersek. İşte mesela birinci sınıflarda kalkülüs ya da reel analiz dediğimiz bir ders var. Reel sayının, yani reel sayıların gerçel sayıları ne olduğunu duymamış kimse yoktur diye düşünüyorum. Lisede sürekli onlarla çalışıyoruz. Ve hatta işte atıyorum kök 2 sayısının rasyonel olmadığı falan kanıtlanıyor aslında. Zor değil kanıtlanması. Ama şeyin kanıtlandığını hiç görmüyorum. Kök 2 bir reel sayıdır. Yani reel sayılar hakkında o kadar çok işlem yapıyoruz ki bütün fonksiyonlar reel sayılarda tanımlı. Reel sayılarda bir aralık alalım. İşte onun alt kümelerine bakalım falan. Ama bir sayı yazdığımızda bu sayı reel sayı mı değil mi bunu kontrol edecek hiçbir şey yok elimizde. Çünkü tanımından kimse bahsetmiyor. Yani üniversitede reel sayı dediğimizde ne anlıyoruz da işe başlıyorsunuz reel analiz yaparken? Aslında o anlamda kümeler teorisi çok yerinde bir ders bu anlamda üniversitenin ilk girişinde gibi geldi şimdi bana senin bu söyleminden sonra. Yani matematiğin temellendirilmesi kümelerle yapıldığı için ya bunu da anlatması çok kolay değil. Küme kavramını herkes biliyor çünkü. Ben ilkokul 1'de kümelerle başladığımızı hatırlıyorum. İşte yuvarlak Venn şemaları çiziyorduk. İçinde bir şeyler koyuyorduk. Kümelerin birleşimi, kesişimi falan. Yani kümeler kuramında başka ne olabilir ki insan kolay kolay canlandıramıyor olabilir kafasında. Ve bu kadar basit şeyleri niye bu kadar temel oluşturduğunu anlaması da çok kolay değil. Ama işte matematiğin alacağınız her derste ilgilendiğiniz bir takım nesneler olacak. İşte atıyorum doğrusal cebir dersinde vektör uzayları. İşte
Geçen gün Hakan Doğa'yla yayın yaptık. Topoloji dersinde işte çok katlılar ya da manifoldlar ya da işte topolojik uzaylar, sürekli Evet. fonksiyonlar. Ve bunların ya da işte soyut cebir dersinde az önce grup, halka böyle cebirsel yapılardan bahsettik. Bunlar nedir diye sorduğunuz zaman hepsi bir küme, öyle ki üzerinde ekstra şöyle şeyler olsun. Yani kümelerle bir şey yapmayı bilmiyorsanız bunlara yaklaşmanız mümkün değil. Can Uzancığım, istersen kategori teoriyle başlayalım. Çok istiyorum aslında üniversite eğitimi kategori kuramıyla başlasın. Belki mümkün olur bir noktada Türkiye'de seninle birlikte. Yani bir gün öyle bir ders yapmayı çok istiyorum. Ama çoğu üniversitenin standart programına henüz girmiş durumda değil kategori kuramı. Ben birkaç not almışım başka ne gibi dersler var diye. Reel analizde işte Pardon, yine bir şey oldu. Ben böyle arada bir bölebilirim tabii seni. tabii hiç sorun değil. Ama sadece sesi şey yapmak için. İşte reel analiz dersinde mesela Türkiye'de liseyi bitiren bir öğrenci genelde türev almak nasıl yapılıyor, nasıl hesaplanıyor bunu biliyor. Bir değişkenli Evet. reel fonksiyonlar için. Karşısına iki değişkenli bir fonksiyon çıksa zorlanabilir belki. Çünkü tanımını iyi anlamamışsa, kavram ne ifade ediyor farkında değilse artık elinde hesaplama yöntemi bitmiş durumda onları hesaplamak için. Bu Tabii. bakımdan yani hesaplama yöntemleri ikinci plana düşüyor benim gözümde. Bu kavramların ne olduğunu anlama üzerine bir eğitim başlıyor. Bugün birisi sormuştu YouTube'da galiba yorumlarda. Lisans eğitimini bitiren birisinin bilgi seviyesi ne düzeyde oluyor diye. Bence bir insanın kazandığı şey matematik okuryazarlığı. Bu ne demek? Gidip kütüphaneden bir konuda bilmediğiniz bir konuda kitap alın, matematik kitabı. Onu oturup kendiniz okumaya başlayarak, çalışarak o konuyu öğrenebilir hale geliyorsunuz. Matematik okuryazarlığınız yoksa bu mümkün değil. Yani bir Wikipedia makalelerini açıp okumak bile Evet. çok mümkün olmuyor. Aşina olmadığınız bir konuda. Bu bakımdan tabii ki kimi konular çok önemli. İşte analiz, cebir, geometrinin kimi alanları çok temel şeyler. Ama bir yandan bunlar hani koskocaman bir okyanus olan matematiğin öyle ufacık parçaları. Yani lisans eğitimi size matematikte neler var bunları göstermeye çalışıyor başka. Ve yüksek lisansta Evet. daha sonra doktoraya devam ederseniz lisansta hiç görmediğiniz konularla da karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Mesela yakında bir cebirsel istatistikle ilgili bir yayın olacak sanırım. Ben hayatımda bu konuda bir ders görmedim. Bir iki arkadaşımdan duydum ve bir kitap gördüm bununla ilgili. O kadar. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama şu andaki eğitimimde bu kitabı açıp okumaya başlasam bir şeyler öğrenirim ve anlarım diye düşünüyorum. Tabii. Ya, yani konunun yaşıyla da tabii ki bağlantılı. Müfredatların şekillenmesi. Ve ben yani kişisel olarak bir yenilenmenin olacağını düşünüyorum bu arada bölüm müfredatlarında. Hakeza bilgiye ulaşımın gitgide kolaylaştığı bir çağda. Burada YouTube yorumlarında birkaç şeyi kaçırmışım gözden. Mesela Emrah Sercan Yılmaz çok güzel bir soru soruyor. Diyor ki 5 neden 3'ten büyüktür? Mesela sayı doğrusunda daha ileride olduğu için. Peki sayı doğrusunda niye daha ileride? Çünkü 5 3'ten büyük olduğu için. Pardon, son kısmı duymadım. Şimdi ben de buldum şeyi. Yani burada döngüsel bir argüman var. İşin gerçekten gerekçesini açıklamadığını söylemeye çalışıyor. Evet. Serkan Doğan demiş ki Bilkent'te Matthew Galvin kategori teori anlatıyor birinci sınıflara. Demek ki Çok sevdim. evet. Tanışmak istiyorum kendisiyle. Aslında soyut cebirde kısaca bahsetmiyorlar mı kategorilerden? Ben soyut cebir dersinde görmemiştim. Soyut cebir belki matematik lisans eğitiminde yine en temel derslerden biri. Ben yine hani benim durumumda ya da sende de öyledir diye düşünüyorum. Yani köy, yine matematik köyü çevresinde lisans dönemimizde kategori teoriyle tanıştık. Ama hani cebire yedirilmiş bir biçimde olduğundan çok emin değilim. Aa, okey. Dummy Ten Foot kullanıyor.
özellikle diye bir yorum gelmiş. Bir de bu reel analiz kalkülüsten bahsediyorduk. Bu çok temel bir ders. Nedir peki bu dersin asıl insanlara kattığı şey? O dersi bitirince daha önce yapamadığınız neyi yapabiliyor oluyorsunuz? Sürekli değişen Hangi şeylerle dersten hesap bahsediyordum? kalkülüs, reel analiz. Yani sürekli değişen şeyleri hesaplayabilme gücünü kazanmış oluyor insan. Yani bir sabit hızla hareket eden bir şey varsa, işte şu kadar süre gittiyse direkt çarpıyorsunuz iki sayıyı buluyorsunuz ne kadar yol gittiğini. Ama hızı sürekli değişiyorsa, örneğin şehir içinde bir araba yer yer hızlanıyor, yavaşlıyor, ışıklarda duruyor. Bunun toplam işte bir saatte aldığı yolu hesaplama gücünü kazanmış oluyorsunuz. Kalkülüs reel böyle şeylere yarıyor aslında. Buna benzer bir temada belki karmaşık analizden bahsedebiliriz. Bu da karmaşık sayıları hani temel nesne olarak almaya başlıyorsunuz sayı sistemi, reel sayılar yerine. Ve ilginç bir şekilde sadece bu işte reel sayı ikilileri diyebileceğimiz karmaşık sayılar o kadar bambaşka özellikler gösteriyor ki orada türevlenebilir olmak çok farklı. İntegral, evet, integral hesapları için farklı numaralar yapmak gerekiyor. Daha Bambaşka bir dünya. buna benzer yine bir temada belki diferansiyel denklemler dersi var. Bu da çok temel bir ders. Burada da işte bu kalkülüste gördüğümüz türev gibi kavramlar üzerinden denklemler kuruyoruz. Normalde insanlar hep cebirsel denklemlere alışkın. İşte x'in karesine 3 ekle, işte bu 5 ise x nedir falan gibi. Onun yerine işte bir fonksiyonun iki defa türevini al, sonra bu fonksiyonu kendisine ekle, eline şu fonksiyon geçiyor. Hangi fonksiyonlar bunu sağlar? Böyle diferansiyel denklemler kurmaya başlıyoruz. Burada fonksiyon kavramının yakaladığı özellikle bir şekilde hareket olduğu için etrafımızdaki dönüşümler, değişimler nasıl çalışıyor bunu anlamaya başlıyoruz. Yani hava durumundan tut, işte ekonomiye kadar her şey bir takım diferansiyel denklemlerle ifade edilir hale geliyor. Peki diferansiyel geometri aldın mı ya da cebirsel topoloji aldın mı? Cebirsel topolojiyi yüksek lisansta almıştım. Tabii bir de biz bunları matematiğin ayrı dalları olarak şu anda bahsediyoruz. Ama bunlar birbirinden kopuk dallar değiller kesinlikle. Bu biraz daha ama ileride insanın yani geliştirdiği bir anlayış oluyor diye düşünüyorum. Çünkü işte iki tane dersin adını seçin, yan yana koyun bunların isimlerini. Öyle bir matematik alanı olma ihtimali çok yüksek. Yani ama bu alanları teker teker orada Bunu da eğer olasılık dersi alırsanız hesaplayabiliyorsunuz. tabii o. Mesela cebirsel geometri senin de çalıştığın bir alan. Cebir ve geometri baktığında çok farklı görünüyorlar ama ikisini ilişkilendirmeye başlıyorsun. Ben öyle başka bir kitap gördüm, geometrik cebir diye. Bu sefer geometriden yararlanarak cebire dair bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Yeni bir alan, yine benim son yıllarda duyduğum bir şey doğrusu. Algebraic analysis, cebirsel analiz. Hiç duydun mu bilmiyorum. Duydum ama ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Öyle yani bir araya algebrayla hakeza cebirle istatistiğin geldiği gibi cebirle analiz de gelebiliyor. Doğru. Yo, ağzım sulandı. Matematik güzel. Biraz yani ben biraz şey hissediyorum kendimi. Biraz açacağım. Gergin hissediyorum. Çünkü yani biraz biz bu derslerden bahsediyoruz ama hani işin şey kısmı da var değil mi? Hani ne kadar hakikaten uygulanıyor kısmı ya da dersler hani şu ders var, bu ders var diyoruz ama nasıl işleniyor kısmı çok büyük bir bence bir şey. Çok büyük bir şey. Dolayısıyla onu göz ardı edemiyorum ve ben yani bu sorunun çok büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. O yüzden şeye odaklanmakta güçlük çekiyorum. Hangi dersler üzerinden konuşmakta
biraz güçlük çekiyorum. Ama evet, yani bahsettiğin çerçevede dersler alınması bekleniyor. Ama içerikleri nasıl oluyor sorusu biraz daha tartışma götürecek bir soru Tamam, o bence. zaman ben birkaç tane de başlıkta toplamıştım. Onları sayıp bitireyim. Daha sonra bu dersler nasıl işleniyor ona geçebiliriz. Yani yine çok temel bir şey doğrusal cebir. Çünkü insanlar doğrusal yapıları, işte doğrudur düzlemleri daha iyi anladığı için böyle eğri yamuk yumuk şekilleri ölçmek, biçmek çok kolay olmadığı için çoğu şeyi doğrusal daha iyi anladığımız nesnelerle yakınsamaya çalışıyoruz. Doğrusal cebir dersinde de doğrusal nesnelerle neler yapabiliyoruz? Bunları öğreniyoruz. İşte istatistik dersi olabilir, nümerik analiz dersi olabilir. Geometriden bahsediyorduk. Geometride topoloji diye ayrı bir alan var. Geçen gün Hakan'la onun üzerine konuştuk. Bir de geometri deyince benim yine garip bulduğum şey, Öklit geometrisi çok az yer buluyor üniversitede benim gördüğüm kadarıyla. Yani ben Öklit geometrisine dair bir ders almadım. Sanırım ODTÜ'de Cem Tezer Hoca veriyormuş bu dersi. İnternette de notları var. Ama geometri deyince işte ya cebirsel geometri ya diferansiyel geometri. İşte belki bilmiyorum projektif geometri, hiperbolik geometri, Öklit dışı geometriler böyle konular olabilir. Bir şekilde Öklit geometrisinde üniversiteye gelene kadar herkesin öğrendiği varsayılıyor. Mimar Sinan'da da olabilir gibi düşündüm bu ders. Geometrisi mi? Evet. Olabilir. Öyle bir şey. David Pierce. Sanki notları vardı gibi kalmış kafamda. Yanlışsa belki düzelten olur sohbette. Yani daha atladığımız başlıklar da vardır. Tabii. Yani dediğim gibi benim mesela geçtiğim müfredat biraz şeydi. Hani alışılmışın dışındaydı. Tabii şey gibi bir iddiam yok. O süper hepsini yuttum gitti bitti gibi bir durum söz konusu dahi senin de takdir edeceğin gibi mümkün değil. Zaten tam olarak bir anlayışım da söz konusu değildi matematikle ilgili ama hala aynı benzer bir müfredat geçerli mi bilmiyorum. Ama Bilgi Üniversitesi matematik bölümünde dediğim gibi yani analiz alanında da işte fonksiyonel analiz, bir miktar ölçüm teorisi, diferansiyel geometri, cebirsel topoloji, hatta son sene cebirsel eğrilere giriş gibi bir ders almıştım. Yine o dönem ziyaret eden bir akademisyen sayesinde bir model teoriye giriş gibi ders aldık. Tabii burada şeyler de hani o aklımıza geldiği iyi oldu. Hani bölümü ziyaret eden değil mi? Matematikçiler de bu konuda önemli rol oynayabilir. Geldikleri zaman ziyaretleri esnasında kendi alanlarına dair ayrıca ekstra dersler açabilirler gibi. Yani matematik o kadar geniş, o kadar derin bir hani alan ki. İşte kalkulustan bahsediyoruz. 1600'ler falan. Yani ondan sonraki 300-400 yıldaki gelişmeler ne olduğunu görebilmek için yıllarca daha çalışmak gerekiyor. Yani günümüzde her gün bir sürü makale yayınlanıyor yine. İşte internette Archive diye bir site var, oraya pek çok konuda makaleler yükleniyor. Onlardan herhangi birisini açıp okuyabilmek için öncesinde altyapınızı bayağı geliştirmeniz gerekiyor. Yani lisans eğitimi bu altyapıyı sağlamaya yönelik. Ve arka tarafta matematiksel düşünce alışkanlıkları kazandırmaya yönelik. Matematikte devam etmek istemeyenler için de bu kısmı faydalı oluyor. Kazandıkları matematiksel düşünce alışkanlıkları. Burada bu alışkanlıkların nasıl kazandırıldığı, belki dersin nasıl işlendiği ile ilgili biraz, bir tane ders nasıl işleniyor ona da değinebiliriz. Evet, değinebiliriz. Cümlenin başını tam duyamadığım için dersin nasıl işleneceğini değinebiliriz dedin. Sanıyorum özel bir ders işaret ettin mi yoksa Yok, hayır. İstediğim bir ders olabilir. Yani herhangi bir ders istediğin bir nasıl ders? işleniyor? Diyelim ki soyut cebir dersine alacaksın. Yine hani dediğim gibi kendi üzerimden gidersek biraz bizim derslerimiz yani doğrusu benim aldığım dersler
Yani şöyle, dersi veren kişiye göre tabii ki değişiyor, değil mi? Kimisi gerçekten bir kitap belirleyip o kitaptaki bütün bölümleri böyle sırasıyla gidip işte arkadaşlar akşam da şunun sonundaki soruları yapın gibi bir tarz olabilmekle birlikte birçok kaynağı bir araya getirip kendi notlarını hazırlayıp değil mi? Gerçekten soruları da kendi hazırlayıp bu şekilde de ders hazırlayan bir kişiden de bahsedebiliriz. O zaman dersin işleyiş biçimi de değişiyor aslında. Şu ana kadar kafamda oluşan örnekler genelde bir anlamda lineer bir şey izliyor. Yani böyle belli konuları işte neyin arkasından gelecek konusunda işte bir sıralama yapıp onu takip eden bir şey oluyor. Fakat mesela benim işte Ali Nesin'den aldığım derslerde şöyle bir yapı da oluyordu. Mesela halkalar üzerine modüller öğreneceğiz. Orada bir örnekte tensör çarpımı doğal bir şekilde aklına geliyorsa mesela orada bir parantez açıp İşte bir süre tensör çarpımı öğreniyorduk gibi ne zaman ihtiyacımız olursa bir kavrama doğal bir biçimde onunla açılan bir pencereydi. Yani çok değerli bence bu tarz bir eğitimden geçmiş olmak ama mesela hani keşke şimdi alabilsem yani anlatamıyorum şu anki perspektifle. Ama öyle bir işleyiş biçimi de olabilir tabii ki, değil mi? Yani belli kavramları anlatmayı hedefleyip sonra örnekler üzerinden de başka kavramlara ulaşmak olabilir. Ya benim hiç hoşuma gitmeyen bir akım var aslında matematik eğitiminde. Bu üniversitede de çok yaygın. Ben buna mantıksal minimalizm diyorum. Matematiği bir şekilde mantığa temellendirdiğimiz zaman işte en temel kavram hangisi oradan yola çıkalım. Onun sonuçları nelerdir? İşte küçük bir lema kanıtlayalım. Oradan daha genel bir şey kanıtlayalım. Ondan sonra bir iki örneğine bakalım. Yani bu şekilde ilerliyor çoğu ders. Ama bu insanın düşünme ya da bu konuyu yaratma sürecine çok ters bir süreç. O yüzden de bana bu akış hiç doğal gelmiyor açıkçası. Ve matematikçi yetiştiriyorsa eğer matematik bölümleri bunu amaçlıyorsa çok eksik kalan bir kısmı olduğunu düşünüyorum. O da öğrencinin keşfetmesine alan bırakma ya da kendisi sorular sormasına fırsat bırakma. Mesela matematikte işte ileride profesyonel olarak yaparken doğru soruları sormak çok önemli. Yani çok uçuk kaçık da olmayacak, çok bariz de olmayacak. Ama henüz bilinmeyen bir yerde olacak ve elindekilerle ona bir yaklaşım getirebileceğini kestirmen gerekiyor. Yani ben matematik lisans eğitiminde böyle bir eğitimin çok eksik kaldığını düşünüyorum. En azından kendi aldığım eğitimde. Yani lisansta matematikte de şey kısmı yine çok yoktu. Matematikte neleri bilmiyoruz. Hep o konuda zaten yapılmış, bilinmiş şeyler nelerdir? Hani bilgi sahibi olalım, bilgi miktarımızı arttıralım. Bu yaklaşımdan ben pek hoşnut değilim. Belki kısa sürede bir insana yeterince bilgi vermek için iyi bir yöntem olabilir. Çünkü diğer türlü çok fazla vakit ayırmak gerekiyor. Ama Evet. İşin öyle bir yanı da var. matematikçi yetiştirmek istiyorsan da bu böyle şeylere de yer vermek gerekiyor. Ve Türkiye'de eksik gördüğüm şey öğrencilerin araştırma imkanı. Yani özellikle Amerika'da o kadar yaygındı ki lisans öğrencileri için araştırma yapabilmek. Üniversitede araştırmacı sayıları çok yüksek ve yazında boş durmuyor hiç üniversiteler. Bir sürü yerden başvurular alıyorlar. İşte lise öğrencileriyle, lisans öğrencileriyle araştırma deneyimi programları organize ediyorlar. Evet. Yani bu da eğitimin bir parçası. Bayağı usta çırak gibi ilerlediği için hala matematik eğitimi. Bir yandan bölümde seminerler oluyor ama lisans öğrencileri çok katılmazlar bunlara. Amerika'da da öyle mi? Öyle. Yani onlara haber bile gittiğini çok sanmıyorum.
Ancak bir hocayla çalışıyorsanız o konuyla ilgili bir şey varsa hoca çağırıyor olabilir. Yani bu O bakımdan lisanstan bahsediyorduk aslında. Çok da şaşırmıyorum bir yandan tabii ki. Evet. Ezgi yazdı. Ben çok seviyorum mantıksal minimalizmi diye. Yani bir zihinsel alıştırma fırsatı sunuyor tabii ki insanlara. Sana sadece iki tane yola çıkabileceğin şey veriyorlar. Onlarla nereye kadar gidebilirsin? Yola çık ve gitmeye çalış bakalım. Yani bu da matematikte çok yaptığımız bir şey. Ben lisedeyken Cahit Arf Matematik Günleri diye bir yarışma düzenleniyordu Bilgi Üniversitesi'nde. Ve onun ikinci aşaması aynen böyleydi. 6 saatlik bir sınavdı. Daha önce Evet. hiç duymadığınız, hiç bilmediğiniz bir konuda işte yaklaşık 10-15 tane soru vardı herhalde. Ama birinci soruyu çözmeden ikinci sorunun ne dediğini çok anlayamıyordunuz. Ya da ikinci soruda birinci sorunun cevabına ihtiyacınız oluyordu. O tam olarak bu alıştırmayı yaptırıyordu aslında. Hiç bilmediğim bir şeyi al, oyna bakalım. Elindeki becerileri kullanarak neler çıkarabiliyorsun? Eline yeni bir parça mı geçti? Onu alıp ikinci soruda kullanmaya çalış. Yani bu da çok kıymetli bir eğitim tabii ki. Ama bu işin bir yüzü gibi geliyor. Evet. Yani benim geçtiğim eğitim aslında biraz öyleydi. Bu işte üniversiteye girdiğimin ikinci ayında filan bu vize olur. Ya midterm denilen. Orada işte filtre tanımı verilmişti. Kümeler teori sınavında. Yani böyle çömez bir halde gelmiş olduğunu düşün. Öğrencinin işte filtrenin tanımı ve filtre tanımı üzerinden başlayan 50 tane soru. Dediğin gibi yapılandırılmış sorular. Her sorunun bir şekilde diğeriyle ilişkisi var ve böyle birbirleri üzerine binerek aslında filtrelere dair bir ne bileyim kümeler teorisi kitabı gibi bir kitapta bir bölüm yazdığını düşün. Şimdi bir an yorum yapmamayı tercih ediyorum bu tarz üzerine. Yani biraz benim de görüş bildirirken yorumlarım biraz kafamda yavaş yani ilerliyor. O yüzden çok şimdi bir net bir şey oluşmadı kafamda doğrusu. Ama şunu seviyorum. Şey önemli yani soru ve üzerinden tartışmak önemli. Bunu hani bir parçası da yapabilirsin. Bunun üzerine de kurabilirsin belki dersi. Ama dersin bir noktasında öğrencilerin ve hep beraber belki de bir soru bir ve bir yani sorular üzerinden konuşuyor, onun üzerinden matematik yapıyor olması önemli gibi düşünüyorum. Bu konuda da aslında çok hazır gelmiyor olabilir öğrenciler. Yani aslında evet test çözme üzerinden bir hazırlıkları o işte ABCD gibi test gibi bir altyapı en azından hani öyle bir şeyden gelebilirler ama bir yandan da hani matematiksel bir soru üzerinde düşünmekle ilgili çok fazla hazırlıklı olmayabiliyor kişi. O yüzden bunun da idmanının olması gerekiyor sıklıkla. Bunu da sağlayacak tabii ki işte o dersi veren kişi yine belki derse yardımcı olan asistanlar olabilir. Yine güzel bir matematik bölümü çevresi olabilir. Ve üniversiteye gitmeden bu dersler neye benziyor görmek için yine matematik köyü harika bir yer. Çünkü üniversitedeki dersleri liseli öğrencilerin takip edebilme imkanı yok bildiğim kadarıyla. Sürekli her gün liseye gitmek zorundalar. Ama yazın matematik köyüne giderseniz üniversite seviyesindeki dersler nasıl işleniyor diye rahatlıkla görüp hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu bakabilirsiniz. Ben bu Tabii konuda ve onun dışında birçok ders oluyor değil mi? Geniş yelpazede dersler oluyor. Onunla birlikte birçok matematikçiyle tanışma fırsatı da ve daha derine dair konuşma fırsatı da yakalanabiliyor. Evet.
Benim zamanında yaptığımı hatırladığım bir hata daha var. Örneğin lisanstayken bir grup teori dersi almıştım. Sonra yüksek lisansta hangi dersi alsam diye bakıyordum. Dersin lisansta bir soyut cebir, bir grup teori dersi almıştım. Yüksek lisansta da hani pek çok seçenek vardı. Kendi kendime diyordum ki ya ben grup teori derslerini aldım zaten. Yani o kadar yanlış bir bakış açısıymış ki. Çünkü bu konuda üst üste 10 tane ders alsan yine bilmediğin şeyler kalıyor. Yani hayatının 20 yılını geçir o alanda yine bilmediğin şeyler kalıyor. Evet. Ve biraz değil mi bir kitap okumak gibi aynı zamanda, yani hani deriz ya, her okuduğumuzda başka bir perspektiften görüyor olduğun şeyler de olabiliyor aslında. Zamanı iyi yönetmekle birlikte belli olanakları da değerlendirmekte fayda var tabii ki. Derslerin içeriğini de bilerek hani yine benzer dersleri görmekte bir şey yok. Şimdi YouTube'da bir yorum geldi. Beyza Aynacar diyor ki matematiğin biraz daha felsefik yönünü üniversite derslerinde görüyor musunuz? Bulunuyor mu? Yani bence insan o dersleri ala ala ne yapması gerektiğini alıştırmaları yapmaya çalışa çalışa işin felsefesini kendisi anlamaya başlıyor biraz. Ama onun dışında şey çok görmedim. Lisans eğitiminde matematik felsefesi dersi. Oysa önemli bir konu. Matematik tarihi dersi olan yerler gördüm. Ama o da çok standart değil. Yani o derslerin de insanlara bir şey kattığını düşünüyorum mutlaka. Yine Beyza'dan bir soru daha. Bir sorum var. Mesela grup teorisi gibi konularda kitaplardan bu konuyu kendimiz araştırmamız yeterli midir? Yani neye yetirmeye çalışıyoruz onu anlamadım. Onu da belirtirse Beyza belki bir şeyler söylenilebilir. Yani benim açımdan bu konular hiçbir zaman, yani bu konulardaki çabalar hiçbir zaman yetmiyor. Yani buna hazırlıklı olmak lazım. Yani kitaplardan oturup çalışınca bir şeyler öğreniyorsunuz. O kitabı nasıl çalıştığınıza da bağlı. Açıp bütün alıştırmaları kendiniz yapmaya çalışıyorsanız daha çok şey kalıyor size. Ama hocayla konuşunca ya da o alandaki bir uzmanla konuşunca başka bir şeyler öğreniyorsun. Başka bir kitap çalışmış bir arkadaşınla konuşunca işin başka bir tarafını öğreniyorsun. Derya Deniz hakikaten hani o yüzden, ama tabii ki neye yitirdiğimiz önemli, ama öğrenmekle ilgili uçsuz bucaksız gidebiliyoruz diye düşünüyorum ben. Evet, Volkan Çiçek hocalara bağlı olduğunu düşünüyorum. Hocalar felsefi yaklaştıkça bu mümkün olabiliyor. Aslında genel olarak burada konuştuğumuz her şey hocalara bağlı. Derslerin işleyiş biçimi, hakeza hangi derslerin müfredata alınmış oluşu, yani bölümdeki hangi alanlarda çalıştığına bağlı fakülte üyelerinin. Mesela o yüzden belli konulara ağırlık olabiliyor. Öyle bir, yani tabiri caizse, ekol oluşması durumu söz konusu olabiliyor. Doğrusu ben yani ya son anda aldım ya da almadım, mesela diferansiyel denklemler ya da istatistik ya da nümerik analiz. Hatta doğrusunu söylemek gerekirse ben binlerce bir de almadım. Ama bir yandan Şermin Çam bize, o zaman asistanımız, mesela o yapmıştı aslında asistan olarak. Hiç unutmam onu da. Ama yani evet, kesinlikle bölüme ve fakülteye bağlı, oradaki fakülte üyeleri, hocalara bağlı. Zaten çarşamba günü de biraz bununla ilgili bir yayın yapacağız. Hangi üniversitede matematik okuduğumuz ne farklar yaratır? Yani biz şu bölüm iyidir, bu bölüm iyidir gibi bir şey diyemeyeceğiz tabii ki. Çünkü hepsi böyle doğru üzerinde sıralanmış değiller. Ama çeşitli etkenler, faktörler nedir bakmanız gereken? Nereye gitmeyi de düşünüyorsanız oralarda bu bilgileri bulmaya çalışın. Bunun gibi bir yayın olacak. Yine bugün soru olarak gelmişti. Mesela soyut cebir neden bu kadar zor? Ya da soyut cebir kitabı nereden bulabilirim?
Birisi Türkçe kaynakların az olduğunu, İngilizce kitapların da çok pahalı olduğunu söylüyordu. Öğrenciler nereden ulaşabilir bunlara diyordu. Yani belki en bariz cevap okulun kütüphanesinden. Ama kütüphanede yeterli sayıda kitap olmayabilir. Evet. Maalesef derslerin kaynaklarının toparlandığı bir site yok henüz. Biz böyle bir site üzerinde çalışıyoruz bir süredir. Yaklaşık 5-6 kişilik bir ekip. Lisanstaki temel derslere dair bulabildiğimiz kaynakları topladık ve yakında paylaşacağız sitede. Bunların içinde Türkçe olanlar da var, İngilizce olanlar da var. Kitap bir kaynak, hocaların ders notları ayrı bir kaynak. Kimi hocalar kendi ders notlarını yazıp internet sitelerinde paylaşıyorlar. Evet. Günümüzde video da ayrı bir kaynak. Kimi derslerin direkt kaydedildiği oluyor videoya. Ve ilginç bir şekilde şunu görüyorum. Ücretsiz o kadar çok kaynak var ki. Yani araştırmadan benim de haberim yokmuş. Türkçe kaynak da çok fazla var, ücretsiz bir şekilde. İngilizce kitaplar da direkt internetten açıp Evet. okuyabileceğiniz çok güzel formatta kitaplar da var. Yine iletişimle aslında iletişimin yerinin altını çizmek gerekiyor. Yani bir yandan da baktığında böyle bir araştırmaya gitsen belki bu tarz kaynaklara ulaşmak hani derya deniz hani Google üzerinden bir araştırma yapsak. Fakat iletişimimizi matematik alanındaki kişilerle sağlamlaştırırsak bu anlamda bir değil mi değişime açık tutarsak birçok şey öğrenebiliyoruz birbirimizden. Yani ondan bahsetmek istiyorum kısaca. Yine matematiğin peşindeki bir bildiklerini, bulduklarını paylaşacağı bir platform oluşturacağı benziyor ama bir yandan yine çevrenizdeki tüm matematikle ilgili olan herkesle olan iletişiminizden emin olun ki bir şey alıp görebileceksiniz. Bu anlamda bazı kaynaklara ulaşabilirsiniz bu sayede. Ya da belki yine uzaktan eğitim gibi uluslararası açılmış derslerle ilgili bilgilere ulaşmak ve benzeri. Yine chat kısmında yazmışlar. Library Genesis diye bir internet sitesi var. Orada pek çok kitabın yüklenmiş halini direkt ücretsiz indirebiliyorsunuz. Birazcık işte copyright da uygun mu değil mi gibi meseleler var. Ama çok Tabii. kullanılıyor. Emrah Sercan Yılmaz demiş, ben de hazırlıyorum şu anda bir Türkçe kaynak sitesi. O zaman güçlerimizi birleştirelim diyorum ben. Aynen öyle. Evet, sen bir listene şöyle bir baksan var Şöyle bir mı? iki soru daha vardı bugün gelmiş. Mesela birisi diyordu ki lisanstaki cebir dersleri bu alanın ne kadarını kapsıyorlar? Lisansta aldın soyut cebir dersi. Bu Evet. alanın ne kadarına dair bir fikir sahibisin? Ben epsilon kadarı falan diyeceğim. Yani o kadar geniş, o kadar derin, o kadar dipsiz kuyu ki bunlar. Öyle. Yani bir kitabı alıp okuyup neden bahsettiği hakkında fikir sahibi olabilecek kadar öğrenmiş oluyorsunuz. Bir de bu da sonradan fark ettiğim bir şey. Bu dersleri alıp da geçtim tabii ki. Ama bir yerden sonra bu derslerin asistanlığını yaparken gördüm ki ben bu dersin yarısını öğrenmeden geçmişim. Yani benim bile kalmamış çoğu şey. Aklımda kalmamış. Oturup kendi kafamdan yazabilecek durumda değilim. Bunun da çok yaygın bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani 4 ayda sana çok hızlı bir konu anlatılıyor. Hatta birisi şeye benzetiyordu bunu. Yani susamış birisine yangın hortumuyla su tutuyorsun böyle. Oradan ne alabilirse o kalıyor kendisine. Böyle baştan aşağı ıslanıyorsun ama. Peki bir yerden sonra kuruyor, uçuyor, gidiyor. Öyle. Yani hakikaten aslında bir bölüm matematik bölümünden mezun olduğumuzda matematiksel bir konuyu nasıl anlayacağımızla ilgili bir şey geliştirmiş oluyoruz. Elbette ki belki yani çok iyi götürülmüş dersler, hakkıyla işlenilmiş derslerden birçok önemli kavram aklımızda kalıyor, yerleşiyor. Ya da şöyle söyleyeyim, bir daha baktığımızda çok kolaylıkla anlayabiliyoruz. Ama bazen de hiçbir şey kalmamış olabiliyor. Ama temelde
Önemli olan aslında anlayabiliyor ya da matematik okuryazarlığı güzel bir şekilde ifade ettin. Onu kazanıyor oluyoruz. Yani bu dilde ne Ve kadar hakim tabii olduğuna bağlı. Yani her dilde öyle. Türkçe'ye de ne kadar hakim oldun, kendini ifade etmeni değiştiriyor, okuduğundan anladığını değiştiriyor, oturup bir şey yazmana el vermeye başlıyor. Matematikte de işin dil kısmını da öğrenmek gerekiyor. Hem konuları öğreneceksin, hem bunları doğru bir şekilde yazmayı, ifade etmeyi öğreneceksin. Bunun için o dili öğreneceksin. Arkada matematiksel düşünceyi öğreneceksin. Yani çok yoğun bir eğitim aslında bu bakımdan. Belki bir kısmı liseden verilmiş olsa daha rahatlayacaksın. Şimdi burada bir soru var. Benim de hassas olduğum bir mesele. O yüzden ona değinelim. Matematik köyünde ve benzer yerlerde ders anlatımlarını izlediğimde teknoloji kullanılmadığını görüyorum. Matematikçiler bu konuya mesafeli mi acaba? Ne diyorsun Can Ozan sen? Ben bir şeyler söyleyeyim mi? Benim gördüğüm matematikçiler tahta kullanmayı çok seviyorlar. Tebeşir ve tahta. Evet öyle ama bir yandan şey de var. Yani bir mesafe olduğunu düşünmüyorum. Yani mesafe ama tabii ki bu teknoloji kullanımını ben şey gibi yorumladım. Mesela artık çok güçlü hesap makineleri var. Hesap makinesi demek de çok doğru olmayabilir belki. Değil mi? Yazılımlar var ve birçok alanda birçok hesaplama yapabiliyoruz. Tabii bu aslında yeni bir süreç. O yüzden her yere nüfuz etmiş durumda değil. Yani mesafe bundan bağlantılı olabilir. Ama biliyorum ki birçok matematik bölümünde ki hocaların bazıları bu tarz yazılımlarla barışık kullanıma sokmuş durumdalar. Ve benim şahsen çok önemsediğim bir şey. Matematik yaparken hani elimizle yapabildiğimiz örnekler, örnek önemli bir konsept aslında. Örnekler üzerinde çalışırken bu örnekleri biraz daha büyük merceğe taşımakta da faydalı olmakla birlikte bazı paternleri gözlemlemeye kadar bizi götürebilen olanaklar bu tarz yazılımları kullanmak. O açıdan mesafe varsa da kapatacağız o mesafeleri. Çok yakın. Ya eğitimde teknoloji kullanımında Bu arada şeyde hemen daha geri olabiliriz başka alanlara göre. Diğer alanları da çok iyi bilmiyorum. Ve aslında matematik köyünde yani bütün ya, çok güzel aslında teknoloji altyapılı programlarda oluyor. Yani bir kere bilgisayar bilimleri ne dair dersler oluyor. Orada birçok yazılımla ilgili işler yapılıyor. Onun haricinde ben şey dersi atılıyorum mesela birkaç yıl önce bir Sage bir matematik yazılımı hakeza. Onunla ilgili bir ders hatırlıyorum. Yani aslında çok bir mesafe söz konusu değil bence matematik köyünde. Ama dediğim gibi yeni bir durum olduğu için yani çok da yeni değil aslında ama hani neyse işte yani çok da eski de değil. O yüzden biraz zaman alabilir belki nüfuz etmesi tamamen. Kullanıma açılması. Tabii Öğrencilerin motive edilmesi. matematik köyü daha farklı bir yer çünkü Tabii. bazen internette sorun olabiliyor ya da sınıfların hepsi standart Doğru. değiller, hepsinde projektör yok, böyle eksikler de var. Ama üniversitede de o kadar yaygın değil benim gördüğüm kadarıyla. Mesela Galatasaray'da akıllı tahta diye bir şey alındı. Yani kullanan çok az. O kadar akıllı ki kimseye ihtiyaç duymuyor diyorsun. Bu konuda İrem bir yorum yapmış. Benim doktora döneminde bu Beamer konuşması yapmam yasaktı diyor. Yani daha böyle projektörle sunum yapmam. Hakikaten tahta konuşmalarının çok daha iyi ve verimli olduğunu savunan matematikçiler var diyor. Var. Hatta benim yani şahit olduğum böyle sohbetler olmuştu. Mesela matematik köyünde. Ama yani bilmiyorum. Ben bu konuda pek yorum yapmayayım. Ağzım bozulabilir diye.
Ama evet yani hiç yabancı gelmedi. Eminim hali hazırda bile olabilir ama yani bir yandan da değil mi? Her şey kişiyi bir beamer'a itebilmekle birlikte. Gerçi şimdi de işte kalemler var. Bir şekilde yazabiliyoruz dijital ortamda. Ama şey yani kara tahta konuşması ve onun yeri şeklinde bir kavram var. Yani bu konuda özel üretilen tebeşirler var. O şirket kapandığı için en son depodaki tebeşirleri satın alıp biriktiren matematikçiler var. Baya bir fantazi kısmı da var bu işin. Evet, doğru. Doğru. Bir de teknoloji kullanımı için belki yani altyapı donanım daha çok gerekiyor. Yani bütün öğrencileri götürebildiğiniz bir bilgisayar laboratuvarı varsa aynı zamanda tahtası bir şey olan. Orada Demir yazmış mesela kimi derslerde Sage ya da MATLAB kullanıyoruz. Yani ders esnasında da bunlardan faydalanabilirsiniz ama öyle bir sınıf olması lazım. Evet ya da öğrencilerin hepsinde değil mi böyle bir yani bir bilgisayar olması gerekiyor. Bunlara erişim olması gerekiyor. Tabii bu programların, bu yazılımların bazıları ücretli olabiliyor. İşin öyle de bir yanı var ama bir yandan açık yazılımlar da var. Evet. Bugün birkaç soru daha vardı. Örneğin üniversitelerdeki kütüphaneler ya da işte internetle ilgili. Bunlardan belki çarşamba günkü yayında bahsederiz. Yani kütüphane önemli bir kaynak ama sizin ne kadar kullanacağınıza kalmış. Kimsenin kütüphaneye gitme zorunluluğu yok. Kütüphanenin matematik bölümü ne kadar geniş onu da bilmiyorum çoğu okul için. Sadece Bilkent'in Türkiye'deki en iyi kütüphaneye sahip olduğunu biliyorum. Yani en azından kitap sayısı olarak. Ben kendim ziyaret etmedim kütüphanelerin matematik bölümünü. Hangi bölüm söyledin? Bilkent. Aha. Ben de hiç. Hatta orada bulunmadım sanırım. Sen lisansı Galatasaray'da okudun bildiğim kadarıyla. Doğru. Oranın nasıldı kütüphanesi? Yani matematiksel kaynak açısından soruyorum. Yani küçük bir kampüsü var ve içinde Suna Kıraç Kütüphanesi diye bir kütüphane var. Matematik kısmı o kadar geniş değil. Yani kapladığı yer bakımından. Ama konu olarak çok zengindi. Geçen sene de inceledim biraz daha yakından. Yani çoğu konuda hem giriş seviyesinde kitaplar var, hem orta seviyede hem ileri seviyede. O yüzden çok memnundum. Ve oradan grup teorisiyle ilgili bir kitap alıp çalıştığımı hatırlıyorum. Ya o kadar hoşuma gitmişti ki orada hayran olmuştum. Ama Fransızların ders işleme şekli biraz daha farklı. Fransa'da genelde bir kitaptan ders çok takip edilmiyor. Çoğu hoca kendisi ders notlarını yazıp onun üzerinden işliyor dersi. Bu bakımdan Amerika çok farklıydı örneğin. Derse kayıt olanlar direkt işte 200 dolarlık işte 3 dönem kullanacakları kalkulus kitabını gidip almak durumundalardı. Çünkü kitabın işte 7. edisyonunun İşte şu numaralı sorusu ödev olarak böyle veriliyordu. Sorunun ne olduğu yazılmıyordu da. İşte şu edisyondaki 3. sorunun A ve B şıkları gibi. Yani bir şekilde o kitaba erişimin olmak zorunda. Fransızlar o bakımdan daha farklılar. Bu pratik yaptığımız derslerde de kendileri sorular hazırlayıp paylaşıyorlardı. Ya da Fransa'da açık kaynaklı böyle siteler de var. İşte soru yazıyor. Kendin çözmeye çalışıyorsun. Çözemezsen birisi videoyla araya girip bir şeyler yapıyor. O da yetmediyse bir daha tıkladığında altta tamamen cevabı açılıyor. Onlar açık kaynak Evet. konusunda daha hassaslar. Yani bölümün politikası ve en önemlisi değil mi finansal kısmı işin. Yani aslında eminim birçok bölümde kütüphaneyi geliştirmek bir hedeftir ama işte işin birçok bürokratik kısmı da olabiliyor. Onunla bağlantılı sıkıntılar olabiliyor. Ama burada bölümlere dair arkadaşlar bilgi veriyorlar nerede nasıl oluyor biçiminde. Hakeza yine tabii ki matematik köyüne değinecek olursak oranın kütüphanesinde
değinmeden geçmemek gerekiyor. Çok geniş. En son yani ben 2 yaz önce oradaydım sanırım. O dönem dahi son derece geniş bir kütüphane vardı. Eminim çok daha ileri bir noktadadır şimdi. Bir soru vardı fizik eğitimiyle ilgili. Onu belki hemen hızla konuşabiliriz. Yani matematik bölümlerinde bilgisayar dersleri de olabiliyor, fizik dersleri de olabiliyor. Evet. Ama bunlar bölümden bölüme değişiyorlar. Kaç saat olduğu, hangi konuları işlediği, seçmeli olarak sunuluyor mu? Örneğin Galatasaray çok küçük bir üniversite. O kadar fazla bölüm yok üniversitede. Yani bilgisayar mühendisliği bölümü var. İsterseniz oradan da dersler almak mümkün bildiğim kadarıyla. Ama fizik bölümü yok örneğin üniversitede. Ama lisans programında fizik dersleri var. Yani fizik bölümü olan bir üniversiteye gidip o konuda daha çok da ders alma seçeneğiniz oluyor. Başka ne dersler vardı? Çok hatırlamıyorum. Bütün üniversitelerde mutlaka edebiyat ve Türk tarihi var. Tarih var. Evet. Bu tarz dersler vardı. Bir de onun matematik dışında. Matematik bölümünde seçmeli dersler sunulmaya başlıyor bir yerden sonra. Bu da bölümdeki eleman sayısı ne kadar fazla, hocaların konu yelpazesi ne kadar geniş ve ne kadar istekli ders anlatmaya ya da ne kadar kalabalık bir öğrenci grubu var bir dersi almak isteyen diye bunlarla belirleniyor. Bazen de bölümler ortak iş yaparak ortak derslerde açabiliyorlar, değil mi? Mesela ben Sabancı'dayken, yani bu master dönemime denk geliyor ama bu Karaköy'deki Sabancı'nın binasında Mimar Sinanlı hocalardan bir cebirsel geometriye giriş gibi bir ders görmüştüm. Bu tarz ortaklaşa mesela Bilgi Boğaziçi de yapmıştı yine. Öyle şeyler de olabiliyor. Şimdi ne sıklıkla oluyor bilmiyorum. Siz öyle aldınız mı? Senin aldığın ders oldu mu Galatasaray dışında bir üniversitenin dersinden faydalanma gibi? Aslında İstanbul o açıdan güzel bir çev. Yani birçok bazı iyi üniversiteler aslında birbirine çok yakın. Bu anlamda bağlar daha sıkı kurulsa. Ama bu bahar matematik günleri anladığım kadarıyla bayağı iyi bu anlamda, değil mi? Gerçekten kişiler tanışma fırsatı bulup birlikte belki işte matematik konuşma fırsatı buluyorlar. Ya yine de ben zayıf buluyorum aslında. O kadar büyük bir yoğunluk var ki matematikçi sayısı çok fazla. Ama biraz İstanbul'daki yani ulaşım gibi şeyler de sorun oluyor tabii ki. Muhakkak. Mimar Sinan'la ortak derslerimiz oldu Galatasaray'da diyor. İrem belki almış. Senin dönemine denk gelmemiştir. Senin zamanında. Hafta sonları Kürşat Aker'in bir takım dersler yaptığını hatırlıyorum. Onlara gitmeye çalışmıştım ama seviyesi beni aşıyordu. Çok bir şey anlamamıştım. Bir soru var Nadir Yavuz'dan. Grup teorisi ve tensör cebiri gibi şeyler çalışırken karşıma homomorfik ve izomorfik konuları çıkıyor. Diferansiyel geometride de bu konular çok temel sanırım. Bu konuların başlangıcı ne olmalı? Yani Kategori teori. ne olmalı? bunlar benim gözümde konu değiller ayrıca. Yani matematikte bir alan seçtiğiniz zaman işte topoloji olsun, grup teorisi olsun. Ya topolojik uzayları çalışacaksınız ya grupları ya da kümeler olsun. Ya da kümeleri çalışmak istiyorsunuz. İki tane küme bazen tam aynı görünmese de birbirine çok benzer özellikleri oluyor. Sadece eleman sayısı önemliyse bir küme için. İki elemanlı bütün kümelere birbirine homomorfik diyebilirsiniz. İzomorfik diyebilirsiniz. Alınan Yani her konu derste gibi bahsedilmiş ama kavram gibi düşünebiliriz. Hı-hı. Onun üzerinden dediğin gibi bir şey cevaplanabilir. Yine yani bu tarz kavramları tabii ki el yordamıyla da insan aslında biraz bulup
Yani çok önemli temel kavramlar olduğu için ufak bir araştırmayla nasıl öğrenileceğin bilgisine ulaşmak çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Biraz elimizi korkak alıştırmadan şey yapmamız lazım, yani bilgiye doğru kendimizi atmamız gerekiyor. O da önemli bir işin önemli bir parçası diye düşünüyorum. Yani değil mi? Bazen böyle karanlık bir odada kalıyorsun ve yolunu bulmaya çalışıyorsun bir soruyla ilgili ilerlerken. Bazen ortada bir kavram da olmuyor öğrenilmesi gereken. Senin gibi oluşturman gerekiyor ama bunların hepsi bu bütün işte araştırma yollarını da biraz kişi kendi de bazen biraz öğrendiklerini uygulayarak, biraz bazen kendisi yaklaşarak geliştirebiliyor. Hele ki bu tarz son derece temel kavramlarla ilgili gözünüz kapalı herhangi bir kaynak üzerinden aslında işe başlayabilirsiniz diyebilirim bence. Evet ya, bir de yeni bir kavram. Daha önce karşılaşmadığımızı düşünüyorum. Hani kategori kuramı gözümden çok doğal bir şey. Çünkü, ama öncesinde insanın aklında hep eşitlik var. İki tane küme ya eşittir ya değildir. Bütün elemanları aynıysa eşittir diyoruz. Ama bakmak istediğiniz özellik sadece o elemanların isimleri değil de işte kaç elemanı var gibi bir şeyse, ya da bir tane gruptan bahsedelim. İşte hem eleman sayısı hem grup işlemleri, o işlem tablosu falan aynıysa, hangi ismi verdiğiniz önemli olmaktan çıkıyor artık o elemanlara. Bu durumda eşitlikten değil de eş yapıda olmaktan bahsediyoruz. İzomorfizma da bu demek, eş yapılı demek. Tabii ki bu eş yapılı olmak hangi matematiksel nesneye baktığımıza göre değişiyor. İşte topolojik uzayların yapısı başka, vektör uzaylarının yapısı başka, grupların başka, ne bileyim manifoldların başka. Ama hepsinde eş yapılı olmak nedir? Bir yapı nedir? Bir yapının ne olduğunu anlıyorsanız eş yapılı olmak nedir? Bu da doğal olarak gelen bir şey. Ama gerçekten ne zaman bahsettiğin kaynak platformunun açılışı ne zamana planlıyorsunuz? Bu matematiksel kaynaklarla ilgili bir web sitesinden bahsettin ya. Yani gücüm yetse yarın açacağım ama birazcık Eminim. vakit alıyor. Birkaç hafta daha sürecek gibi görünüyor. Sitenin bir de blog kısmı olsun istiyoruz. Onun için editörler ve Çok güzel. yazarlar bulmaya çalışıyoruz. Ve tahminen bir ay içinde hallolmuş olacak. Birisi yazmış. İlk girdiğimde kütüphaneye Newton'un Euler'in kitaplarını bulmayı umuyordum. Bu tür kitapları, Türkçeleri ülkemize kazandırıldı mı acaba? Yani bu tip kitapların Türkçesini geçin, İngilizcesini bulmak da çok kolay değil. Bunlar maalesef çok yaygın değiller. Yani bunlar için gerçekten iyi kütüphanelere gitmek lazım. Ama Newton'ın kendi el yazısıyla yazdığı defterlerine internetten ulaşabilirsiniz. Mesela ben yakın bir zamanda bir tezin peşine düştüm. 80'lerde falan yazılmış, yani 1980'lerde yazılmış bir tez olması lazım. Belki daha da şey olabilir, biraz daha erken olabilir. Bir şekilde yeni ulaştım ki şeyde Amerika'da yazılmış bir tez ama Almanya'da bir tane kütüphanede var. Şimdi nerede olduğunu unuttum. Buradaki bizim üniversitemizin kütüphanesi aracılığıyla ulaştım bu bilgiye. Ve tez filmde hani yani film nasıl deniyor bilmiyorum. Filme kayıtlı. Bu arada şey bir prosedür gerek. Mesela alamıyorsunuz filmi. Zaten hani filmi alıp yapabileceğim pek bir şey yok şu aşamada en azından. Ama hani bir teknolojisi olması lazım onun PDF ya da bir imaj formatına dönüştürülmesi gibi. Yani o kadar geriye de gitmeye gerek yok. Çok yakın bir zamanda yazılan bir teze ulaşmak bile zor olabiliyor. Bu kadar meşakkatli olabiliyor. Yani tezlere ulaşmak zaten yani YÖK'e herkes yolluyor sanırım ama Türkiye'de hepsi hemen erişime açık değil sanırım. O kadar da iyi bilmiyorum. Kimilerine ulaşmak ama zor oluyordu, bunu biliyorum. Yani önemli de bir matematikçi. Okulda yani üniversitede şey bir üniversite. Ben isimli bir üniversite. Hani kayıtlarına geçirmiş olduklarını umuyordum o üniversitenin ve direkt online biçimde ulaşabileceğimi düşünmüştüm ama öyle olmadı yani.
Evet, ama haklısın. Tabii ki tezle kitapların o anlamda bir farkı var. Gauss'un sanırım iki tane kitabı Türkçe'ye çevrilmişti. İki eseri Hı. Boğaziçi yayınlarından. Yine Öklid'in Elemanları Ali Sinan Sertöz'ün çevirisi. Onu da Ama işte bu belirtmek gerekiyor. hani Yazıldığı üzere. Hı Avrupa'daki işte yakın geçmişteki matematikçilerin eserleri hı. yani o konuların üzerine çok şey geliştiği için modern kitaplar biraz daha rahat da olabilir. Çünkü o dönemde kullanılan dile de biraz hakim olmak gerekiyor direkt orijinalini okuyunca. Mesela şimdi oturup da okumaya çalışıyorsun. Grup kavramı yok henüz ortada. Yani Aynen. matematik böyle kümeler kuramı üzerine aksiyomatik olarak kurulmuş durumda değil. Yani grup deyince direkt permütasyon gruplarını düşünüyorlar sadece ya da onun alt gruplarını. Hani soyut bir kavram değil. Ben 19. yüzyıldan kaynaklara bakıyorum. Bu daha önce konuşmuştuk, tarihsel modeller vardı ya, matematik modelleri, bu yüzeyler. Model deyince kafa karışıklığına yol açabiliyor. O kaynaklar da mesela hani Almanca olmaları dolayısıyla zaten son derece anlamakta zorluk çekmekle birlikte Almanca şakır şakır bilen kişilerden yardım aldığımda da yani bana çevrilen şeyi de anlayamıyorum ve matematik bilen kişilerin de çok zorluk yaşadığı metinler. Evet, yani şey de farklı. Yani orijinal Stil de farklı, matematik yapma biçimi de farklı. metinleri okumak da insana bir şeyler katar. Direkt o Hı. matematikçinin bakış açısını. Ama o konuları öğrenmek için günümüzde pedagojik olarak çok daha iyi yazılmış. Yani daha modern bir dilde yazılmış kitaplar daha güvenilir. Hocam şu an İngilizce öğrenme aşamasındayım. Acaba İngilizce bilmeden lisans matematikte ne kadar ilerleyebiliriz? Bizim de muhakkak değinmek istediğimiz bir konu dil meselesi. Türkçe kaynakları yeterli buluyor musunuz? Buyur Can Ozancığım. Ben hiçbir dildeki kaynakları yeterli bulmuyorum. Çünkü matematik asıl matematikçilerin zihninde yaşayan bir şey. Bir konferansa bir yere gittiğinizde asıl şeylerden haberdar oluyorsunuz, gelişmelerden. Makaleler bile genelde 1-2 yıl arkadan geliyorlar. Ki geçtiğimiz 10 yılda çalışılmış, iyi anlaşılmış konulara dair kitaplar henüz piyasalarda yok. Bu bakımdan yazılı kaynak olarak hep gerideyiz. Ama İngilizce kaynak sayısı tabii ki kat be kat daha fazla. Matematik çoğunlukla İngilizce yapılıyor. Bütün dünyada böyle. Belki Fransızlar arada devam ediyorlar Fransızca yapmaya. Ama onlar bile artık kabulleniyorlar. Yani işte lingua franca dedikleri asıl bu işin yapıldığı dil. Asıl bir ara işte Latince ise günümüzde İngilizce. Yani İngilizce bilmeden matematikte yani bir konuyu birazcık öğrenebilirsiniz tabii ki. Türkiye'de pek çok matematik bölümünde Türkçe eğitim yapılıyor. Ki ben ana dilde eğitim Evet. taraftarı birisiyim. Kavramları başka türlü hiç kolay anlaşılmadığını, ekstra bir zorluk oluştuğunu düşünüyorum. Kendim sürekli yabancı dilde dersler alarak bunun sıkıntısını çok çektim. Ama Türkçesi de gelişmiş durumda değil matematiğin. Çünkü hepimiz İngilizce yapıyoruz. Kavramlara karşılık gelen kelimeler ortada yok. Böyle şeylerin de üretilmesi lazım. Türkçe yazılmış kitap sayısı da çok çok az tabii ki. Ama elimizdeki kaynaklar da o kadar iyi bilinmiyorlar. Ben şahsen çok az kaynak olduğunu düşünüyordum Türkçe. Şimdi bu site için araştırmaya başladığımda görüyorum ki hiç de az değil. İşte dünyanın çoğu üniversitesinde okutulan Thomas Kalkulus kitabı Belli başlı. direkt Türkçe olarak var. İşte MIT'deki Gilbert Strang'in lineer cebir dersi mesela. Hani videolar dublajla falan bile çevrilmiş. Ders notları da çevrilmiş. İnternette var. TÜBA açık kaynak. Türkiye Bilimler Akademisi'nin çevirdiği kaynaklar. Direkt Türkçe yazılmış eserler de var. Ama ulaşması, erişimi o kadar kolay değil. Çünkü toplu durdukları bir yer yok. Yani kitapçılarda da bulmak kolay değil. Matematik kitabı diye sorarsanız test kitabı falan gösteriyorlar size. Ama girin işte kitap yurdu bilmem İdefix bir site değil lineer cebir diye aratın. Aslında pek çok lineer cebir kitabı var. Ben çoğunu alıp incelemedim, bakmadım. Ama böyle bu kadar hani temel yaygın konuları öğrenmek için İngilizce şart değil tabii ki. Ama İngilizce bilirseniz daha çok kaynağa erişiminiz oluyor ve Olanağınız matematikte yine devam evet. edecekseniz İngilizce bilmeniz gerekiyor. Yani başka yerdeki bir matematikçiyle konuşmak için bilmeniz gerekiyor en azından.
önemli bir noktaya değindin. Yazmak için, başka birisinin yazdığı çalışmayı okuyup anlamak için gerekiyor. Yani Türkiye'de üretilen matematik, Türkçe üretilen matematik çok az. Asıl mesele bu diye düşünüyorum. Kitaplardan ziyade. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun İngilizce konusunda? Evet, yani İngilizce olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Böyle çok net ifadeler yine beni bir ürkütüyor ama bu böyle. Yani çok da güzel ifade ettin. Tekrar etmenin pek bir anlamı olmamakla birlikte ekleyeceğim pek bir şey de yok galiba. Evet, yani özellikle belki ulaşılabilecek kaynak sayısını böyle hızlı bir biçimde arttırmak için İngilizce bilmek çok büyük katkı sağlayacaktır. Ergün de yazmış. Matematikteki İngilizce'de kimseyi o kadar korkutmasın diyor. Yani tabii ki matematiksel fikirlere aşinaysanız İngilizcesi biraz daha kolay oluyor ve kullanılan dil o kadar ağır değil. Bu uluslararası paylaşılan özellikle daha basitleştirilmiş bir İngilizce. Matematik için İngilizce yanında önerdiğiniz bir dil var mı? Rusça. Evet, yani şöyle bu konu... Biliyorsun, Rusların da şimdi nasıl gidişatı bilmiyorum ama hani Rusça yazılan birçok şey var. Halihazırda benim önüme gelen neyse ki çevrilmiş olan makalelerden bahsediyorum. Yok, Rusça işin biraz şakasıydı. Yani doğrusu ben bir dil önermemekle birlikte yani hani bir İngilizce gibi olmazsa olmaz durumu olmamakla birlikte hani karşıma çok mesela Fransızca makale çıkıyor. Ama yine değindiğimiz üzere matematiksellikten aslında çok fazla dili bilmemenin şeyini yaşamıyoruz. Mesela Rusça'daki gibi değil. Yani belli miktar matematik bilgimizi kullanarak makalenin yapısından da faydalanarak aslında bir takip oluyor. Ama tabii ki bazen işte yazarın verdiği mesela önemli bir perspektif olabiliyor. Bir değil mi? Remark olabiliyor. O tarz şeylerde kaçırılabilir şeyler olabilir ama şimdi çeviri de o kadar zor değil. Değil mi? Yani yazıyoruz. Bir sürü araç var. Çeviriyoruz. Belki çok başarılı değil, farkındayım. Ama hani iyi kötü bir kafamızda anlam uyandırabiliyor çeviriler. Evet, bir de şöyle şakalar da var. Matematikte bir şey yapıyorsan onu mutlaka işte zamanında Rus bir matematikçi yapmıştır gibi. Yani bu belki de Rus literatürüne o kadar iyi erişim olmadığına da bir gösterge. Bazı şeyler sadece Rusça'da var. Yani ne kadar çok dil bilirsen tabii ki o kadar iyi. Kimi kültürlerin çok köklü geçmişleri var. Mesela Fransızların öyle, Almanların öyle, işte Rusların öyle. Çinlileri bilmiyorum. Çin'e dair zaten çok az şey biliyorum. Çince matematik eserleri çok okunuyor mu, ediliyor mu bilmiyorum. Hakan da yazmıştı. Bizim doktora programında böyle bir zorunluluk vardı. İngilizce dışında başka bir dilde bir makaleyi okuyabildiğini göstermen gerekiyor. Böyle basit bir sınav yapıyorlar. Yani seni biraz daha aşina olduğun bir konuda al şöyle bir makale var. Bunun şu iki sayfasını çevirip getir diyorlar. Yani o dilde o dili çok iyi kullanabiliyor olman değil de işine yani işin düştüğü zaman elinde bir sözlükle bir şeyle oturup oradaki matematiksel fikri çıkartabiliyor musun? En azından İngilizce dışında bir dilde bunu yapmanızı istiyorlardı. Yani Fransızca bilirseniz tabii ki daha çok kaynağa erişiminiz var. Rusça bilirseniz atıyorum Rus Matematik Derneği'nin çıkardığı dergileri oturup okuyabilirsiniz. Yani Almanca biliyorsanız Alman ekolü çok güçlü bir ekol zaten. İşte zamanında diyorum işte Frobenius'un, Schur'un yazdıkları eserlerin çoğu Almanca. Latince biliyorsanız direkt Euler'in yazdığı şeyleri orijinalinden okuyabilirsiniz. Tabi o biraz daha eskide kaldı. Evet, dil meselesi de böyle.
Nasıl yapalım? Yavaş yavaş toparlayalım mı? Evet, saat 1,5 saat olacak neredeyse. Evet. Bir soru daha var. Buna da değinmek istiyorum. Thomas kalkülüsün seviyesi nedir? O kitabı anlamak için daha öncesinde neleri yapmalıyız, bilmeliyiz. Yani lütfen kitabı alıp okumaya başlayın. Yani hele Amerikalıların yazdığı kitaplar öncesinde çok az bilgi gerektiriyorlar. Ve bu kitapların başında sıfırıncı chapter diye bir yer oluyor genelde. Önceden bilmeniz gereken şeylerin özetlendiği, hatırlatıldığı. İşte trigonometrik fonksiyonları kullanacağız kitapta. Evet. Şöyleydi tanımları. İşte fonksiyon kavramını çok kullanacağız. Şuna fonksiyon diyorduk gibi. Bu kitapların içindeki bölümlerin hangi sırayla okunacağına dair haritalar da var. Kimi bölümler diğerlerinden bağımsız. Çok Yani çok kalın hani evet biraz kendinizi özgür de bırakabilirsiniz öğrenme deneyiminde. Yani başladığınız zaman ya da bir yerinden ele aldığınız zaman bu konuyu başka kaynaklardan karşılaştığınız kavramlarla ilgili anlamakla ilgili bir derdiniz varsa bunu başka kaynaklarla besleyerek götürebilirsiniz vesaire. Yani atıyorum kitabın içinde tanımadığınız bir terimle karşılaştınız. Arkadaki indeksten bakıyorsunuz. Bunun açıklandığı bir yer var mı o kitapta? O kitapta yoksa başka bir kitapta Yeterli gidip de bakıyorsun. olmayabilir. İnternetten arıyorsun bazen tanımını. Evet. Yani tek başına yeterli kitaplar böyle kitaplar. Evet, Amerikalıların ele işte Thomas Kalkulus gibi kitapları. Yani çok sade sade anlatıyorlar. Örneklerle anlatıyorlar bir sürü. Yazılı kısmı da çok. Öğrencinin hep böyle hani Amerikalılar sanırım elinden tutarak götürüyor falan diyorlar ya da ağzında kaşıkla veriyor gibi. Emre Özel iki soru sordu. Derslerin alınması ile ilgili modül teori ya da soyut cebir dersi alınmadan lineer cebir alınması doğru mu? Bu işlerde de çok doğrusu yanlışı olduğunu düşünmüyorum. Ben de benzer bir cümle kuracaktım. Yani aynı dönemde iki dersi de alıyor olabilirsiniz. Bir hafta biri öne geçer, bir hafta diğeri öne geçer, bir yerde kesişirler. Evet, yani aynen öyle kesişmesi de söz konusu olabilir. Ya da birinin modül teori lineer cebir aslında birçok anlamda bağdaşan iki konu. Tabii Ali Nesin direkt modül teoriyle başlıyor lineer Evet. cebir anlatmaya. Aynen öyle gibi. Evet, tamam, epey şeyden konuştuk sanırım Türk'ü. Öyle oldu. Tamam, o zaman bugün burada bitirelim eğer senin eklemek istediğin bir şeyler varsa onları da alıp. Benim yok. Güzel güzel bir sohbet oldu. Güzel katılım oldu. Hem sorularla hem bilgi paylaşımlarıyla. Herkese çok teşekkür ederim kendi açımdan. Sen de söylüyordun hani insanların iletişim kurarak bilgi havuzu oluşturması önemli. Burada da bu Evet. oluşuyor gerçekten. Yorumları Çok. okudukça yeni şeyler öğreniyorum. Çok teşekkürler hepinize. Herkese çok teşekkürler. Evet. O zaman başka bir yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese.